Neslihan! Ne yapıyorsun ya? Gel gel. Bu anda olmuyor Neslihan. Gidelim. Neslihan! Ne var ya? Ne işin var senin burada? Ne istiyorsun hala? Ya tebrik edeceğim. Tebrikler. Ettin işte. Gidelim Neslihan. Bir dakika bir dakika. Bu ne acele Damat Bey? Ne oldu? Alayına mı gideceksiniz? Ha o zaman hafta sonu çocukları alamayacaksın. Söyleyeyim çocuklara. Anneniz bir adamla evlendi. Onunla gezmeye gitti diyeyim, olur mu? Bak sakın. Sakın sen çocuklara hiçbir şey söylemeyeceksin, tamam mı? Ben anlatacağım onlara, yoksa üzülürler. Ha böyle üzülmüyor çocuklar yani. Sen çocuklarının üzülmemesini istiyorsan bulduğun ilk zengin herifle evlenmeyecektin. Yeter uzatma, ne istiyorsan söyle. Pardon. Ben izin verirsen çocuklarımın annesiyle konuşabilir miyim? O zaman çocukların annesiyle konuşuyormuş gibi konuşacaksın. Aksi takdirde izin vermem. Bu kadını da çocuklara da üzmene izin vermeyeceğim. Sen şaka mısın lan? Ha? Sen şaka mısın? Sana ne benim çocuklarımın üzülmesinden? Ha? Ben düşünemiyor muyum bunu? Ayrıca sen çocukların üzülmemesine çok önem veren bir adamsan, önce bunu önemse bak, bu kızın karnında senin çocuğun var. Onu üzme. Ayrıca çocuklarımın annesinin yanında artistlik yapma bana. Ortamı germe. Ortam gerilecekse en iyi ben gererim. Burada herkes bilir. Tamam. Hadi gidelim. Uyuma sen buna. İstediğini verme ona hadi. Senin bu adamla burada ne işin var adamla? Görmek istedim. Benim çocuğuma nasıl sırt çevirip bir başka bir kadınla nasıl evlendiğini, onun çocuklarına babalık yaptığını görmek istedim. Mutlu musun? Bebeğimi babasız bıraktın. Aldın mı benden intikamını? Damla sen ne saçmalıyorsun? Neslihan olmasa da ben zaten seninle evlenmezdim. Ben senin gibi bir kadınla evlenmem. Ya bu kadın seni sevmiyor ya, görmüyor musun? Seni kullanıyor. Çocuklarının velayetini almak için, benden intikam almak için seni kullanıyor. İkiniz de ne düşünüyorsanız düşünün. Bu mutlu güzel günü mahvedemeyeceksiniz. Gel hayatım. Gidelim. Yıldırım aşkı ha? Üstüne de yıldırım nikahı. Güzel. Ya benim anlamadığım bir şey var Neslihan. Sen bu adamla çocukları almak için mi evleniyorsun? Yoksa harbiden karılık yapacaksın mı bu adama? Poyraz! Bana bak! Poyraz! Çocuklarının annesiyle adam gibi konuşuyorsun, anladın mı? Vursana bir tane. Poyraz, duyma sen ona. Bırak. İstediği de bu zaten. Yapma. Bak sakın. Sakın çocuklarla konuşmayacaksın. Ben konuşacağım onlarla. Sakın. Allah Allah. Sen annesiysen ben de babasıyım ya. Söylemeyeceğim. Tamam, rahat rahat gidin balayına. Vizyonsuzlar. İyi bir yere gidin yalnız. Hadi Mustafa. Ben bunlara ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Bu herifin ev adresi biliyor musun? Biliyorum. Güzel. Benim yüzümden daha ilk dakikada böyle saçma sapan bir şey yaşadın. Neslihan, bu durumun seninle ne ilgisi var? Adam resmen... Bak bitmeyecek. Bitmeyecek, devam edecek, ben biliyorum. Huzursuzluk vermeye, rahatsız etmeye devam edecek bu. Ben en iyisi eski evde, Atilla'ların orada kalayım. Hiç olmazsa seni de böyle saçma sapan bir şeyin içine çekmemiş olurum. Neslihan, öyle şey olur mu hiç? Bak, avukat kaç kere bahsetti. Yani velayet davasını açtıktan sonra mutlaka karşı taraf sizin açınızı arayacaktır dedi. Yani biz niye kendi elimize gidip açık verelim ki? Ayrıca Murat sana huzursuzluk verecekse ben de ona huzursuzluk veririm, bu kadar. Tamam. Üzülme. Abla, babamı mı bekliyorsun? Of, bakıyorum öyle işte. Hadi sen oyuncaklarına falan oyna. Ben bebek değilim, tamam mı? Beni gönderme öyle. İyi, tamam. Evet, babamı bekliyorum. Annemle Poyraz abi evlenince Deniz bizim kardeşimiz mi olacak? Saçmalama, ben kardeş falan istemem. Beni de mi? Ya hayır tabii ki de. Sen zaten benim kardeşimsin salak. Bence annemizi bırakıp Deniz'in annesi olmaz. Bence de. Babam geldi. Babam geldi. Ne oluyor çocuklar? Neden koşturuyorsunuz?
baba. Canlarım, siz niye böyle kapılara çıktınız? Hani gidip geleceğim, ispat göstereceğim dedin ya, o yüzden. Ya, inanmıyordunuz babaya. Gelin içeride konuşalım. Anlatacağım her şeyi. Baba size hiçbir zaman yalan söylemez, söylemeyecektir. Ben bir şey diyorsam inanın. Oturun bakayım. Şimdi beni iyi dinleyin. Ben hiçbir zaman yalan söylemem. Tamam mı çocuklar? Evet. Açıyorum. Heh. Bak. Bu Poyraz denen herif. Bu yanındaki anneniz. Burası nikah salonu. Bak. İmza atıyorlar. Gördün mü? Ama annem gelinlik yok. Evet kızım. İki çocuktan sonra utandı herhalde. Giymemiş. Annem bize bir şey dedi mi? Yok babacığım, demedi. Poyrazların evine geçtiler. Deniz'in yanına mı? Maalesef Deniz'in yanına. İnandınız mı şimdi bana? Gelinlik giymeden evlenilmez ki. Peki kızım. Siz belli ki bana inanmayacaksınız. Şöyle yapalım. Gidelim Poyrazların evine. Görüşün, konuşun. Sorun bakalım evlenmiş mi, evlenmemiş mi? Tamam mı? Hadi kalkın bakalım. Hadi buyurun. Hadi babacığım. O kız nerede kaldı ya? Başına bir şey gelmese bari. Köy yanar, deli taranır. Ha. Taran Songül'üm. Taran, taran. Sen anca bana sataş zaten Necati. Ya kızım böyle şeyler yapmanın sırası mı şimdi? Zaten bir stresin, bir şey. Aha geldi. Vallahi de geldi, billahi de geldi. Geldi. Çek, çek. Ha, yeğenim gel ya, meraktan çatladım. Ne oldu anlat bakayım, gel. Ne o ya, çipi çipi bakıyorsun? Sana da anlatayım mı tane tane? Yok, ben müsaadenizle odama gideyim Damla Hanım. A, tabii tabii, müsaade sizin Ayşe Hanım, müsaade size. Hadi. Ya şunun yanında sana sorma bir şey diyorum ya. Ya bırak şunu bunu şimdi, anlatsana kızım ne oldu, hadi. Poyraz'la Neslihan bir güzel imzaları attılar. Hala, biz taşınmıyoruz. Nasıl taşın? Esra'm diyor Damla, biz taşınmıyoruz mu? Yani biz taşımıyoruz ama Murat buraya taşınıyor. Şimdi elim tersiyle bir çakacağım geliyor peşine. Kız bir şaka yapmanın sırası mı şimdi lan? Ya şaka maka yapmıyorum ya. Murat yanımıza taşınıyor. Çünkü biz Murat'la evleniyoruz. Şimdi sen benimle alay etmiyorsun yani. Öyle mi? Şimdi yeğenim, benim aklım almıyor. Murat'la evleniyoruz mu dedin sen az önce, ben anlamadım. Ya anlamayacak ne var bunda? Şimdi Murat çocukları benimle aynı çatı altında toplayacak ki Neslihan'ı delirsin. E ben de Poyraz'ın bebeğini Murat'ın yanında büyüteyim ki Poyraz delirsin. Ya böylelikle bir taşla iki kuş vuracağım. İkisinden de intikamımı alacağım. Aman ha, sakın Ayşe'nin yanında bir şey çaktırmayın. Koşa koşa Neslihan'ı yetiştirir vallahi. Şimdi gitsin Murat düzgünce çocuklara anlatsın bizim evleneceğimizi. Sonra biz bir evlenelim. Ben anımla şanımla gideceğim Neslihan'a. Ballandıra ballandıra anlatacağım. Ama sakın ağzınızdan bir şey kaçırmayın. Çok şükür Necati. Çok şükür. Denizlerin evi buralardaydı değil mi kızım? Hı hı, buralardaydı baba. Tamam. Burası da yatak odası. Ben tüm dolapları boşalttırdım Neslihan. Eğer eşyaların fazla gelirse onları diğer odaya alırız. Sen benim için düzenini hiç bozmasaydın. Ben yan tarafta da kalırdım. Olur mu hiç öyle şey? Burada daha rahat edersin. Hem artık annem de yok. Ben onun odasında rahat ederim, merak etme. Nasıl yok? Handan Hanım gitti mi? Biz zaten birlikte yaşamıyorduk. Yani aramızın da iyi olduğu pek söylenemez.
Ben boşandıktan sonra Deniz konusunda yardımcı olur diye birlikte yaşıyorduk ama yine yapamadık işte. Hah. Sil çaldı. Deniz gelmiştir. Basketbol antrenmanındaydı. Şimdi seni görünce çok sevinecek. Babamlar geldi mi? Geldiler yukarıdalar. Hoş geldin oğlum. Baba. Meslen abla. Nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? İyiyim ben de. Görmeyeli bayağı büyümüşsün sen, boy uzamış. Ya öyle. Neslihan ablam ne zaman gelecek diye dünden beri heyecanın 50 kere sordu. Yolda mı her şey? Evet. Anne? Çocuklar. Çok... Bırak beni. Bırak. Nehir bak dur. Dinle beni lütfen. Lütfen bir tanem dinle beni. Her şeyi anlatacağım sana. Lütfen. Ama sen Deniz'in annesi mi oldun? Hayır bir tanem. Ben sadece senin annenim. Bir de ablanın. Yanım... Senden nefret ediyorum nefret. Ya asla konuşma. Nehir. Nehir. Bıraksana çocuğu ya. Ya bırak. Hareketlerine dikkat et. Etmezsem Nehir. Ne olur? Seninle yarım kalan bir kavgamız vardı. Gel tamamlayalım istersen. Vursana bir tane. Hadi. Tamam. Hadi. Hadi gel. Aferin benim oğluma. Nasıl savunuyor ama babasını. Hadi gidelim oğlum. Gel lütfen. Lütfen gelir misin? Gelmeyeceğim. Kızım aç kapıyı aç. Gel buraya. Git. Hayır lütfen. Gelmeyeceğim. Gel konuşalım. Git annem lütfen her şeyi anlatacağım. Anladım. Hadi gel. Ya çocuk istemiyor lütfen. Seni. Bırak artık sen ya. Sen nasıl bir adamsın ya? Hangi baba çocuklarına bunu yaşatır? Utanmıyor musun artık? Ben ne yaşattım ya? Ya sen evlenmedin mi? Ben ne yaşatıyorum? Kes sesini. Oğlum. Ama sen Poliz abiyle evlendi. Anlatacağım. Babanız izin verirse her şeyi anlatacağım. Tamam. Ah izin verdim. Anlat hadi. Gel bir tane. Konuşalım. Kızım gel. Hayır hayır. Ben gelmeyeceğim. Ben gelmek istemiyorum. Bir eve gidelim konuşalım. Hayır. Gel bir tane. Gel ya bu çocuklar gözüyle gördü kardeşim her şeyi. Bırak, hadi. Bırak. Hadi. Ne yapıyorsun? Bırak çocuklarımı. Hadi. Batu. Kilitle kızım kapıyı. Nehir. Nehir. Aç kızım kapıyı. Nehir ne olur aç kapıyı aç. Oğlum. Neslihan. Oğlum izleyin beni çocuklar. Neslihan. Çocuklar. Nehir. Beni mi dinleyin? Gitmeyin. Neslihan çocuklar babaların etkisi altındalar. Daha sonra anlatırsın. Poyraz Bey, hastaneden sizi aradılar. Ulaşamamışlar, acilmiş. Efendim? Evet, kapalıydı telefonum. Ne olmuş? Annem iyiyim, ne olmuş? Öyle mi? Tamam, kız da zaten yanımda. Hemen geliyoruz. Ne oldu? Şahika Hanım'ı yoğun bakımdan normal servise almışlar. Seni soruyormuş. Tamam, gidelim hemen gidelim. Hadi. Sen ablan annesini ziyaret etmek için hastaneye gidip geleceğiz, tamam mı? Tamam. Gel. Atilla. Neslihan. Annem iyi değil mi? Sen onu gördün. Evet evet konuştu benimle merak etme. Seni sordu. Biraz işi var dedim ama yani sizi söylemedim tabii. Ben odayı biliyorum. İstiyorsanız çıkartayım sizi. Neslihan bir mevzu daha var. Yani Şahika Hanım uyanınca söyledi. Koray annesinin yanına hiç gitmemiş. Ne demek gitmemiş? Koray bana mesaj gönderdi. Annemin yanına gidiyorum dedi. Sen de gördün. Evet ama annesinin yanına hiç gitmemiş yani. Peki o zaman nerede bu adam? Bilmiyorum ki yani her şey olabilir. Ben Kadir'i aradım bu arada. Arama kararı çıkarttırdık Koray için. Yani bekleyeceğiz. Hoş geldiniz. Gel Batu. Pizza söyledin mi? Söyledim efendim. Hatta geldi içeriye de sofrayı hazırladım. Evet, pizzamız da gelmiş. Botu, senin en sevdiğinden söyledim ha, sucuklu.
Ben istemiyorum. Ya çocuklar niye böyle yapıyorsunuz ya? Bak anneniz yoksa ben varım babacığım. Siz beni hiç sevmiyor musunuz? Seviyoruz da ya sen de gidersin? Babam ben niye gideyim? O nasıl laf? Ben sizi hiçbir zaman bırakmam, hiçbir şeye değişmem. Bak bundan sonra sizi ne mutlu ediyorsa, ne istiyorsanız onu yapacağız. Hatta aslında size bir sürprizim var da nasıl söyleyeceğim şimdi ya? Neymiş o? Ya bak illa söyleteceksiniz bana zorla. Söylesene baba, ne sürprizi? Peki gelin yanıma söyle. Oturun bakalım, sürpriz açıklanıyor. Buyurun. Şimdi hani eski evimize taşınacağız demiştim ya size. Hı hı. Yarın sabah eski evimize geri dönüyoruz. Gerçekten mi baba? Gerçekten, hem de Ayşin ablanız orada sizi bekliyor olacak. Hadi yüzleriniz gülsün biraz. Ama annem gelmeyecek. Aslında bana biraz yardımcı olursanız annenizin geri dönmesinin bir yolu var. Nasıl? Şöyle. Anneniz sizi kimin yanında görürse çok kızar. Kime? Damla ablanızı. Damla ablayı mı? Evet. Anneniz de Damla ablanız birbirini hiç sevmiyor. Hatta sizin yanınızda kavga da etmişlerdi. Damla ablanızın yanında görürse sizi hemen geri döner anneniz. Öyle mi? Evet. Kızım ya sen benim çocuklarımın yanında kalamazsın. Ben kalırım der, hemen geri döner. Damla ablanız da gider. Olsun baba, ben ya da istemem onu. Kızım iyi düşün bak. Yani eğer dediklerimi yaparsanız anneniz Poyraz'ı da bırakır, Deniz'i de bırakır. Hemen geri gelir bizim yanımıza. Ben istemiyorum ama onu. Babacığım bir süre. Zaten anneniz gelince Damla ablanız gidecek. Sen beni dinle. Gel bak, güven bana. Şimdi planımız şöyle. Anlatıyorum. Böyle daha rahat mısınız? Tamam, elleme hiç canım. Teşekkür ederim, iyiyim. Geçmiş olsun. Sağ ol. Anne. Kızım. Canım. Canım benim. İyisin değil mi? İyiyim. Oh, iyi görünüyorsun. Çok şükür. İyiyim. Pardon. Yalnız ziyaretleri tek kişi tek kişi gerçekleştirirseniz. Doktor bey kalabalık olmasın dedi çünkü. Tamam, tamam. Ben kapıdayım. Tekrardan geçmiş olsun Şayka Hanım. Tekrar geçmiş olsun. Ben de kapıda bekliyorum. Teşekkür ederim Poyraz Bey. Kızım, beni buraya Poyraz Bey mi getirtirdi? Hemşireler öyle dedi de. Sağ olsun. Her şeyinle o ilgilendi. Hey, çok nazik bir adam. Çok özledim seni. Çok. Oh. Ben de seni, sizi de çok özledim. Çocuklar nasıl? Sen nasılsın? Anne bak, sana bir şey anlatacağım ama sakin ol, tamam mı? Şu birkaç günde bir sürü şey oldu. Murat'la ben resmen boşandık. Oh, çok şükür kurtulduk. Ama çocuklar, mahkeme onların velayetini Murat'a verdi. Ne diyorsun kızım sen? Poyraz da bana yardım teklifinde bulundu. Daha doğrusu onun aklına gelmiş. Ben velayeti geri alabilmek için Poyraz'la formalite bir nikah kıydım. Yani onunla evlendim. Şunu bana bir baştan anlat bakayım sen. Aslında çocuklar için de Neslihan'ın evde kalmaya devam etmesi daha iyi bence. Yani çocuklar yine gelir filan. Biz Neslihan'la aramızda anlaştık. Sen orasını düşünme. Neslihan benim yanımda kalacak. Yani kızım sen hiçbir şey söylemeden o sana teklif etti öyle mi? Bak lütfen yine aynı şeyleri konuşmayalım olur mu? Evet Poyraz bana benden hoşlandığını söylemişti. Ama bu evlilik teklifinin onun hisleriyle hiçbir ilgisi yok. Yardım etmek için yaptı bana. Formaliteden bir nikah kıydık biz. Kızım şu söylediğin şeyle bile adama aşık olunur. Anne. Yani
Düşünsene, adam sadece sen kendi çocuklarına kavuş diye sana hayran olduğu halde evlenme teklif ediyor. Bir de formalize olmasını kabul ediyor. Ayrıca ayrı ayrı yataklarda yatmanıza razı oluyor. Ay annen, lütfen bak anlattığıma pişman etme. Ne olur. Kızım, sen bu mesafenle, bu kurduğun tavırla eğer Poyraz'ı kendinden soğutursan o zaman pişman olursun. Ya adam hem yakışıklı, hem zengin, hem iyi. Daha ne istiyorsun anlamadım ki. Çocuklarımı. Ben sadece çocuklarımı istiyorum. Duydun mu? Çok özledim onları. Tamam. Madem ki çocuklarını istiyorsun, o zaman ulu orta her yerde benim evliliğim formalite icabı deme. Yerin kulağı var kızım. Ayrıca şu komiser Atilla'ya da ümit verme artık. Ay anne, ne diyorsun artık ya? Aman ne diyormuşum? Ya komiser demişken sana Koray'dan bahsetti mi? Bahsetti. Bak o da ayrı bir konu. Koray yok günlerdir ortada. Kesin başına bir iş geldi. Ama ne ben ne bilmiyorum. Bırak şimdi Damla'yı Neslihan konu. Sağ ol. Asıl kıyamet Neslihan Damla'yla evlendiğimizi öğrendiğinde kopacak. Delirecek çocukların Damla'yla yaşadığını duyunca. Ama Damla yetmez. Benim aklımda bir şey daha var. Şirkette durumlar nasıl? Şirket mi? Her şey bildiğin gibi patron. Oğlum niye bu kadar şaşırıyorsun? Ben Damla'dan hisseleri aldım ya. Yani boşanmaydı, çocuklardı. Çok üstüne düşemedim ama şirkette de bir şeyler yapmam lazım yani. Patron, senin aklında tam olarak ne var? Balkan, bak. Neslihan Poyraz'la parası için evlenmedi. Aslında gücü için evlendi. Taktı Poyraz'ı koluna. Beni yenebileceğini zannediyor. Beni Poyraz'ın karşısında güçsüz zannediyor. Şimdi biz Damla'dan aldığımız hisselerin üstüne kendi paramızla biraz daha hisse alıp %51 çoğunluğu sağlarsak ben Arkun Holding'in başına geçerim. O zaman o Şahika da, Neslihan da, o çok güvendikleri Poyraz mı, ben mi güçlüyüm görür. Hadi oğlum bitir şu portakal suyunu artık. Hadi. Denizciğim, onun vitamini dibinde. Hadi onu da bitir bakalım. Aferin sana. Gece geldiğinde beni uyandırsaydın keşke. Yani ben Şahika Hanım'ın durumunu merak ettiğim için söyledim. Anladım. Sabaha karşı geldim o yüzden. Geceyi rahat geçirdin mi peki? İyi, daha iyi. Ağrılar da azaldı. Doktor da zaten bugün yarın artık çıkartırız dedi. Umarım. Size afiyet olsun. Ben lokantaya gideyim, geç kalmayayım. Neslihan. Bak artık orada çalışmak zorunda değilsin biliyorsun. Poyraz, biz bunları seninle konuştuk. Yani bu aramızdaki durum hiçbir şey değiştirmeyecekti. Bunu sen de biliyorsun. Oğlum, hadi bitirdiysen dişlerini fırçalamaya. Tamam baba. Bak, sana açıkça söylemek zorundayım. Benimle evliyken orada garson olarak çalışman. Yani bu seni mahcup mu eder? Tabii ki hayır. Sen beni çok yanlış anladın Neslihan. Ben öyle söylemek istemedim. Ben sadece mahkemeyi düşündüm. Bak önce biz etrafımızdakileri, sonra da mahkemeyi bu evliliğin gerçek bir evlilik olduğuna ikna etmek durumundayız. Biz evliyken senin öyle bir işte çalışıyor olman çok da gerçekçi değil. Haklısın, haklısın. Yani ben hiç böyle düşünemedim. Tamam, ben Tarık Bey'i ararım. Artık orada çalışamayacağımı söylerim ona. Peki biz avukatla ne zaman görüşeceğiz? Yani davayı bir an önce açmak istiyorum. Bizden haber bekliyordu avukat. Bugün işe gitmeyeceksen çağırırım, konuşuruz, olur mu? Gelsin, konuşalım. Bir an önce davayı açalım. Tamam. Ya ben size ayak altında dolanmayın demedim mi ya? Murat gelecek. Bu ne demek ya? Allah Allah, o gelecek diye biz saklanacağız mı? Ya bir dur be kadın be, bir dur be ya. Zaten bugün kıyılacak nikah, bir dur. Ne demişler?
bir yer edineyim. Gör bak sana neler edeyim. Yeğenim sen önce bir nikaha bas. Kendi yerini sağlam al. Bırak şimdi bizimizi. Valla benim aklım şaştı adamla. Yani siz şimdi bugün mü evleniyorsunuz? Hemen mi? Aa, bu ne kız ya? Biz de böyle. Yıldırım nikah. Tamam tamam haydi. Haydi gir içeri haydi. Adam geldi haydi. Hadi. Tamam tamam. Hoş geldin. Hadi çıkmamız lazım. Ben üstümü değiştireceğim. Böyle nikah kıyılmaz. Gel bir otur. Sana da papatya çayı yapayım. Ne papatya çayı ya Allah aşkına? Ayrıca sen niye veriyorsun papatya çayı? Ayşıl nerede? Onu ben alışverişe yolladım. Bana bak. İyi davran Ayşıl'a. Ben çocuklara söz verdim. Eskisi gibi o bakacak geldiklerinde. Ya niye iyi davranıyorum ya? Hem o Nesli Hanım maşası. Ya ben Ayşıl'ı istemiyorum ya. Yengen baksın. Yengen? Evet. Beni de o büyüttü. Bu kadar büyütebilmiş işte. Sen ruh hastasısın kızım. Ben evimde küçük damlalar istemiyorum. Sağlıklı büyüsün çocuklarım benim. E tamam ya. Ben de sana ille yengen baksın demem ama Ayşıl da bakmasın yani. İstemiyorum ben onu ayak altında. Şimdi bu evde ne olduysa gidecek Neslihan'ı yetiştirecek. Kızım yetiştirsin işte. Ben de onu istiyorum. Biz de sadece Ayşıl'ın yanında Neslihan'ın duyması, bilmesi gerekenleri konuşuruz. Anlasana biraz. Yok sen. Bana bak o amcanla yengen gidecek ama. Ya tamam. Tamam konuşuruz onu sonra. Sen bu şeyi anlat. Neslihan sizi görünce ne dedi? Çocuklar ne yaptı? Bak anlatayım. Yavaş be yavaş. Hem sen ne yapıyorsun dışarıda? Kız sana ortalıkta dolanma demedim mi? Kız, ha kız. Senin o kız var ya Murat'la konuşuyor bizi kapının önüne koyuyorlar. Ya bırak ne kapının önüne koyması. Ya kulağımla duydum diyor. Murat dedi ki istemiyorum. Seninki de dedi ki sen bilirsin olur falan. Resmen çanak tuttu diyorum ya. Nankör. Ya. Lan nankör bu. Ha. Ulan bu gitti Koray'ı öldürdü. Ben de gittim salak salak sap sap buna yataklık ettim ha. Ben bu evi boya badana yaptırmasam ben o arabayı parçalatmayaydım. O senin o Damla Hanım hala koğuşun en kralında yatıyordu paşa paşa. Bak ya bir de aptal aptal gurur duyuyor kendiyle. Ya bu kız seni kendine suç ortağı yapmış sen anlamıyor musun? Ama ben sana diyeyim. Bak yarın bir gün bir şey olsun. Bu kız bütün suçu senin üstüne yıkacak sonra da kaçacak. Yok artık daha neler ha? Ah, buraya da yazıyor demedi de. Yani benim anladığım bizim evli olmamız, Murat'ın evli olmaması onun için dezavantaj öyle mi? Aynen öyle Poyraz Bey. Aslında sizin maddi durumunuz, bir çocuğunuzun olması, velayetinin sizde olması gibi avantajlarımız da var. Bunların sonucunda mahkemenin gözünde siz çocuklarınıza sağlıklı bir aile hayatı sunabilirsiniz. Ancak Murat Bey sadece bekar bir baba. Peki ben size başka bir şey soracağım. Murat dün çocukları buraya getirdi. Çocuklar bizim evlendiğimizi maalesef çok kötü bir şekilde öğrendiler. Ben onlarla konuşup bu durumu düzeltmek istiyorum. Acaba yani görüşme gününden önce bana başka bir gün ayarlayabilir misiniz? Maalesef Neslihan Hanım. Yani mahkemenin atadığı günlerin dışına çıkamayız. Ancak şöyle bir şey olabilir. Murat Bey iyi niyetli davranırsa, çocukları görüşme gününün haricinde size gösterebilirse olabilir. Aksi halde mahkemenin verdiği karara uymazsak velayet davasında aleyhimize bir karar çıkabilir. Anlıyorum. Balkan, gelmişsiniz. Geldik patron, merhaba. Tanıştırayım, diğer nikah şahidi arkadaş Selim. Merhaba. Merhaba. Hisseler ne durumda? Ha, onları toparlamak için görüşmelere başladım patron. Çok da iyi gidiyor. Yani sana çok kısa sürede güzel haberler vereceğim. Güzel. Evlilikse evlilik, patronluksa patronluk. Şu Poyraz Efendi ile şartları bir eşitleyelim bakalım. Ondan sonra ne alır Neslihan o çocukları benden? Beni hafife aldılar oğlum. Kendi kalelerine gol attılar. Ha patron, aklımdayken benden istediğin belgeler. Sağ ol. Damla bir gelsene benimle. Nereye? Gel gel sen. Merhaba. Merhaba. Düğün organizasyonu için mi geldiniz? Yok, bizim nikahımız olacak da şu masayı bir kullanabilir miyiz? İmza atacağız. Tabii, buyurun. Gel, ne gel. Oluyor ya? Gel kızım gel. Şuraya bir imzanı alacağım Damla. Ne bu?
Evlilik sözleşmesi mi? Evlilik sözleşmesi. Ya sen nikahımıza 5 dakika kala bana evlilik sözleşmesi mi imzalatacaksın? Evet Damla. Ya 5 dakika kala falan diyerek olayı dramatize etme. Ya biz seninle aşk evliliği mi yapıyoruz? İş bu iş. Bu da işimizin protokolü. Ayrıca ben sana hiç güvenmiyorum Damla. Sen yarın öbür gün parama puluma çökmek için neme lazım? Beni de Koray gibi öldürürsün. Hı hı. Onun için imzala hadi. İstemiyorum. Peki. Sen bilirsin. Hadi. Tamam ver şunu. Ver. Balkan kalem ver. Murat Yücesoy, Damla Dinçer. Biziz geliyoruz. Hadi bizi bekliyorlar. İmzala da evlenelim. Gel evlenelim. Ne diyorsun ya? Siz buyurun geçin. Memur Bey birazdan gelecek. Akşam çocukları getireceğim. O amcan yengen falan olmayacak değil mi? Sabah ne konuştuysak o. Kızım, hayırdır ya daldın gittin? Düşünüyordum. Ne düşünüyorsun? Bizi. Yani eski bizi. Biliyor musun? Bu masada seninle böyle oturmak için canımı bile verirdim. Karın olmak için dünyayı yakardım. Bir kişi ya. Tek bir kişi. Benim seni sevdiğin gibi sevsin isterdim. O köprünün altından çok sular aktı. Biliyorum. Sularda boğuldum ben.